ekranlarından sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı uzman doktor Ayhan Özgündüz ile diz protezleri ve diz ameliyatları hakkında konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz hocam, biz de iyiyiz. Hocam sorularımıza geçmeden önce izleyicilerimize biraz kendinizi tanıtır mısınız? Ayhan Özgündüz. Iğdırlıyım, Tuzluca ama lise hayatım falan Iğdır'da geçti. Sonra Hacettepe Üniversitesi'ni bitirdim. Sonra İstanbul'a geldik işte. Burada ihtisasımızı yaptık. Şimdi de burada bir özel hastanede çalışıyorum. Peki hocam. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi hocam ilk şu soruyla başlayalım istiyorum. Diz ağrıları neden olur? Diz ağrılarının genel sebepleri nelerdir? Tabii diz ağrılarının birçok sebebi olabilir. Bunun bir tanesi düşme, çarpma, vurma. Biz ona travmatik sebepler diyoruz. Yani gittiniz işte ayağınız burkuldu, düştünüz, yere çarptınız. Bu o an zaten belli bir ağrı olur ama daha sonra orada kıkırdaklarda olan problemlerden dolayı takip eden yıllarda belki bir sene sonra, belki 10 sene sonra, belki 20 sene sonra oradaki kıkırdaklarda oluşan hasar zaman içerisinde aşına tekrar ağrılar oluşabilir. Diz içi yumuşak doku problemleri yapabilir. Bunlar nedir? Diz içi yumuşak problemleri, yumuşak doku problemleri. Dizdeki dize sıvıyı yapan dokuya biz sinovyal doku diyoruz. Mesela onun herhangi bir şekilde bir sebeple şey olması, enfeksiyon olması ve enflamasyon olması, enfeksiyon demeyelim de ondan dolayı olabilir. Sinovyalarla oluşan problemler o çevredeki kasların larda ve kasın bağlantı noktaları olan tendon dediğimiz şeylerde olan problemler de olabilir. Mesela dizini çok yere yaslayan insanlarda pateller tendon dediğimiz, yani diz kapağıya patelle deniyor. Onu şeye, bu aşağıdaki kaval kemiğine bağlayan o bağımsız dokuya da pateller tendon deniyor. Mesela onda olan bir takım problemlerde de diz ağrısı olabilir. Bunun dışında bir takım romatizmal hastalıklar işte. Bunlar romatoid artrittir, ankylozan spondilittir, gut hastalığıdır. Benzeri hastalıklarda da diz içi sinovyayı etkilediği için ve takiben de diz içi sıvının özelliğini değiştirip kıkırdaklarda hasar yaptığı için ağrı yapabiliyor. Mesela doğuştan olan bir takım bozukluklar nedir bu? Dizin içe veya dışa dönüklüğü, yani gene valgum gene varum dediğimiz şeyler. Bunlarda da gelen basınç normal düzlemde olmadığı için bir bazı yerlere daha fazla yük geleceğinden oralarda kıkırdaklarda zaman içinde aşınma olur ve bunlardan dolayı da ağrı olabilir. Bölgeyi yine dizi etkileyen bir takım yumuşak doku tümörleri. Ya bunlar iyi huylu olabilir, kötü huylu olabilir. Bunlar da diz ağrısı yapabilir. Bunun dışında yine bölgeyi etkileyen iltihabi durumlar, enfeksiyonlar. Biz onlara septik artrit diyoruz. Bunlardan dolayı olabilir, septik artritten de olabilir. Dışta olan, mesela bir yaralanmada falan da olan enfeksiyondan dolayı da ağrı duyabiliriz. Ve bunların bazı, zaten bunu etkileyen, daha doğrusu sebep olan, daha sonra konuşacağız, gonartroz dediğimiz kireçlenmeden dolayı olabilir. Kireçlenmenin de konuşurken bu saydığımız sebeplerin büyük bir kısmı daha sonra zaten kireçlenmeye de neden oluyor. Peki hocam, hazır dizde kireçlenme demişken, dizde kireçlenme ne demektir hocam? Şimdi diz kireçlenmesi bir problemi tıp literatüründe gonartroz olarak tanımlanıyor. Buraya, yani Latince bir kelime, gon, diz demek. Onun kireçlenmesine de gon artroz, artroz da kireçlenme demek. Diz eklemlerinin kıkırdaklarının bozulması oluyor. Yani ben hep diğer hastalarımda bunu anlatıyorum. Dizin kireçlenmesi aynen demirin paslanması gibidir. Yani zaman içerisinde yüzeyi bozar ve artık orada bir düzgünlük kalmaz. Yani dolayısıyla da
diz yüzeyinin bozulması sebebiyle de şeyler birbirine sürttüğünde, ki kemik kemiğe sürtüyor derler halk dilinde, ağrılar duyarlar. Çünkü ağrı taşıyan cisimcik şeyler, reseptörler kıkırdağın hemen altındaki subkondral kemiktedir. O kıkırdak, yani kondral kemik, kondral doku bozulunca alttaki direkt sinirlere şey yaptığı için, temas olduğu için ağrı duyar hastalar. Onun dışında kireçlenmede tabii hareket kısıtlılığı olur, şişlik olur. Hastanın günlük hayatını etkiler yani bunların hepsi. Gonartroz daha çok orta ve ileri yaş hastalığıdır. Cinsiyet ama bu ayrımı var mı hocam? Hı? Yani şu yaş grubunda daha çok görünür ya da şu cinsiyette tabii, daha çok görünür gene, gibi bir ayrım yapabiliyor musunuz? Şimdi onu söyleyeceğim zaten. Genellikle 50 yaş üstünde daha sık görülüyor ve artı hanımlarda daha fazla görülüyor. Bunların da sebepleri var ama şu demek değildir. İlla adam 50 yaşında, eğer genç yaşta romatoid artrit olduğu, yani bir romatizmal hastalık veyahut da atıyorum enfeksiyon, iltihap oldu. Onlarda da 20 yaşında da şey olabilir, diz kireçlenmesi olabilir ama genel olarak 50 yaş ve üstü. Bunlar da niye oluyor? Çünkü her şey gibi insan dokuları da zaman içerisinde aşınabiliyor. Bu zamanla ve dış etkenler ve genetik faktörlerle çok ilgili bir şeydir. Dolayısıyla demek ki hanımlarda, niye hanımlarda daha fazla oluyor? Çünkü hanımların diş çevresi kasları daha zayıf erkeklere göre. Spor yapmıyorlar, spor alışkanlıkları az. Daha kilolu oluyorlar özellikle menopozdan sonra ve onları da daha sık görüyoruz. Ama bu hanımlarda olacak diye bir şey değil, oran olarak daha sık görüyoruz. Ve tabii yaş ilerledikçe görülme sıklığı da artıyor. Peki hocam, herhangi bir birey diz kireçlenmesinden ne zaman şüphelenmelidir? Yani dizinde ağrı olduğu zaman, aa benim dizimde kireçlenme var diye bir şüphe duymalı mıdır? Yoksa bunun temel kriterleri, faktörleri var mıdır? Şimdi şöyle diyelim, tabii diz kireçlenmesi kişinin dizinde ağrı olduğunda her halükarda zaten bir mutlaka bu işin uzmanı veya işte o muayene konuda bilgili olur olan birine başvuracaktır. Tabii her diz ağrısı kireçlenme değildir. Mesela baş vurdu. Menisk diz içi diğer dokularda da problem olabilir. Mesela menisk sirti olabilir. Mesela sinovit olabilir. Mesela bağlarda bir problem olabilir. Ama bunun ancak bir takım radyolojik görüntülemeler, işte bunlar düz, normal, konvansiyonel grafi dediğimiz X-ray, şey bilgisayar tomografi, MR gibi yöntemlerle bunların ayrımını yapabiliyoruz. Tabii demek ki diz ağrısı olduğunda kişilerin öncesinde bir doktora başvurmaları lazım. Ama kireçlenme öyle birden ortaya çıkmıyor. Önce bir belirtileri var. Diz ağrısı, uzun süre yürüyememe, uzun süre ayakta duramama, oturduğu yerden kalkarken ağırlık çekme. Bunlar daha çok ileri dönemin şeylerdir. Diz eklemi hareket sırasında bir klik sesi gelmesi, dizimde şey var, zaman içerisinde sinovite bağlı olarak dizde şişmeler olabilir. Hatta baş slide'da onu göstermek için, yani şöyle dönersek baş slide'da şurada göründüğü gibi böyle ağrı, şişlik, yani o sembolize edilmiş. Diz kireçlenmesinin burada bu slide'da görüldüğü gibi bu yansıyor değil mi? Evet. Şimdi burada bir normal kemik var. Bir de kireçlenmiş, normal eklem var. Bir de kireçlenmiş eklem var. Eğer bakarlarsa, yani buraya bakıldığında buranın aynen demirin pas kapması gibi oradaki kıkırdaklardan nasıl bir hasar oluştuğu aynen böyle oluyor. Yani böyle görüyorsunuz. Tabii bu aşama ileri aşamadır. Bu aşamaya geldikten sonra yapılacak tedavi daha başka bir şeydir. Tabii.
tedavi yöntemlerinden bahsedeceğiz hocam tabii ki de. Onu ben de orada konuşalım dedim. Aynen. Öncelikle şuradan devam etmek istiyorum hocam. Şimdi tabii diz kireçlenmesinde yapılan farklı tedavi yöntemleri var. Şimdi şöyle diyelim ya isterseniz o yatkınlığa ilgili yani nedenlerine ilgili bir böyle başlıklar da sunalım. Olur, buyurun hocam. Mesela bir takım genetik yatkınlıklar olur. Yani atıyorum toplumun hepsinde diz kireçlenmesi olmuyor. Ama bir genetik yatkınlık oluyor. Ailesinde olanlarda oluyor. Sistemik bir takım hastalıklar, mesela gut gibi, romatoid artrit gibi, diyabet gibi bunlar kolaylaştırıyor. Pardon, romatizmal hastalıklar artırabiliyor. Fazla kilo, bunun üzerinde durmak lazım. Çünkü fazla kilo önemli bir şeydir. Neden önemli bir şeydir? Çünkü bizim onu düzeltme şansımız var. Yani demek ki biz genetik yapımızı düzeltemeyiz. Tabii. Gene bir takım hastalıklarımızı da kontrol altında tutabiliriz ama o sonuçta bize yine o da onları önleyemeyebiliriz ama kiloyu önleyebiliriz. Demek ki fazla kilolardan uzaklaşmak gerekiyor mümkün olduğu kadar. Bunun da tabii artık o ayrı bir konu, tamam, kilo nasıl kilo verilir bunu da herhalde bir diyetisyenle konuşursunuz. Görüştük hocam. Ama karbonhidrattan uzak durmak. Mutlaka aktivite yapmak, spor, benzeri şeyler yapmakta fayda var. Diz çevresi kas zayıflığı. Bu genellikle eğer siz spor yaparsanız zaten önlemiş oluyorsunuz. Spor yapmanın, egzersiz yapmanın faydaları bu. Herhalde en iyi spor yüzmedir bu konuları. Tüm vücudunuzdaki diğer kasları da çalıştırıyor. Diz çevresi karşılığında. Bunun dışında tabii şeyden uzak durmak lazım, çarpmaktan, vurmaktan. Tabii bu biraz da sizin elinizde değil ama buna bağlı çünkü sıkıntılar da oluyor. Bu da genellikle bizim elimizde olan sebep değildir. Ne zaman, demin sorduğun soruya burada tekrar dönelim, ne zaman diz kireçlenmesinden şüphelenelim? Evet. Eğer dizimiz ağrıyorsa, genç olsak da, yaşlı olsak da bir doktora gitmemiz lazım. Ama eğer demin saydığımız sebepler, mesela oturup kalkarken sıkıntısının olması, yürürken zorlanması, özellikle çömelip kalkarken problemlerinin olması, bizde tabii özellikle namaz kılan kişiler zaten hep secdeye geldiği zaman dizini kıvırıyor. Daha evvel olmayan bir takım sıkıntıların olması ve bunun devamlılığı, yani iki gün bir yere çarptı, dizi ağrıdı, oldu değil. Yani ağrıyor ama her gün veya her secdeye geldiğinde ağrıyor. Bu tip durumlarda yani bu diz ağrısı olacaktır. Onun dışında artık hareketlerinde de kısıtlama başlayacaktır. Bu durumlarda onun dışında dizin anatomisindeki bir takım bozukluklar ne oluyor? Dizde şişme gibi. Yani bu tip durumlarda diz kireçlenmesinin olabileceğini düşündük ve bir konvansiyonel grafiğiyle yani burada yine bu şekilde görüldüğü gibi diz kireçlenmesi budur. Yani kıkırdak tamamen olmuş, aşınmış. Yani halkın deyimiyle kemik kemik üstüne binmiş durumda. Binmiş. Yani kondral doku, kıkırdak dokusu tümüyle kaybolmuş. Bu durumda tabii ki bunun başka çaresi çeşitli tedavi yöntemleri ameliyat var. Ameliyat sırasında bunun dışında başka bir şey yapamazsınız. Peki. Hayır, ameliyat öncesi ne yapılabilir? Ameliyat öncesi yapılacak bir takım şeyler var. Evet hocam, biraz onlardan bahsedelim. Şimdi oraya gelmeden, evet, ameliyat öncesi ne yapılabilir? Ameliyat hangi safhada yapılıyor? Hangi safhada ameliyata başlıyorsunuz? Bir kere ilk başta. Ameliyat öncesi egzersizi ne zaman öneriyorsunuz? Egzersiz ömür boyu. Çocuklukta zaten koşuyorsunuz, yapıyorsunuz. Ömür boyu spor yapmamız gerekiyor. Yani belli bir spor alışkanlığımızın olması gerekiyor. Rutine i̇şte bizi, gerekiyor. Evet, rutin. Bizim Avrupalılardan ayıran şey bu. Onların sistem olarak buna yatkınlar. Yani adamlar daha baştan insanların olanakları sağlamışlar. İşte spor salonları açmışlar, yüzme salonları açmışlar, yürüyüş parkurları yapmışlar. Bizde de artık bunların geliştirilmesi lazım ve insanların spor yapması lazım. Anadolu'da yani insanlar memleketlerindeyken doğal olarak bunu yapıyorlardı. Çünkü
karnı doyurabilmek için daha çok çalışmaları gerekiyordu. İki, her taraf şeye uygundu ve hiç yürümüyorum diyen insan bile mutlaka günlük bir 3-5 kilometre yürüyordu. Büyük şehirlere gelince tabii bir de sedanter hayat başlıyor. İlkin hoşunuza da gidiyor, işte daha az yoruluyorsunuz, daha şey yapıyorsunuz. Ama bunun yanında çıkıp hareket edeceğiniz saha olmadığı için, spor alışkanlığınız olmadığı için maalesef kaslarınız zayıflıyor. Bu ne yapıyor? Oraya gelen yükü artırıyor. Kilo alıyorsunuz, daha fazla yük biniyor. Dolayısıyla bunların hepsi problem olan şeyler. Dizimizde ağrı oldu. Gittik. Teşhisi sebeplerini konuldu hocam. Gittik. Basit bir şey. Sinoviti var. Evet. O sinoviyeyi ilaçlarla, egzersizlerle tedavi edebilirsiniz. Bir takım soğuk uygulamalarıyla sinovitinizi düzeltebilirsiniz. Enfeksiyon varsa enfeksiyonu tedavi etmeniz gerekiyor. Onu yine egzersiz bunların hepsinde geçerli. Onun dışında oldu gittiniz, menisküsünüzde yırtık var. Bunu kapalı yöntemle, bir artroskopik diyoruz, endoskopik bir yöntemle girip artık yırtığın durumuna, derecesine göre dikiş atılabilir. O menisküs parçası tıraşlanabilir. Bu zaman kazandırır tabii. Ve kireçlenmeyi geciktirir, öyle diyelim. Yani tümüyle önler mi? Yatkınlığı varsa, kireçleme olacaksa maalesef devamında oluyor ama en azından geciktiriyorsunuz. Peki, onun başka ne yapabilirsiniz? Başka yapacağınız şey ondan sonra bizim radikal cerrahi dediğimiz yöntem. Bu da nedir? Dize artık şimdi protezler konuyor. Eğer enfeksiyon varsa, yani enfeksiyona bağlı bir diz kireçlenmesi olmuşsa artık o deforme oluyor. Bunu direkt ameliyat edemezsiniz. Onu bir süre yıkayıp, temizleyip yapmak lazım ve takip etmek lazım. Eğer enfeksiyonu durduramıyorsanız veya emin olamıyorsanız protez koymamak lazım. O dizi dondurmak gerekir. Bu nadirdir. Yani öyle bu dediğim böyle hani rutin yapılan bir şey değil. Bazen mecburen bunu yapıyorsunuz. Bu yani çok düşük bir oranda olsa yani yapılabilen bir şey olduğu için söyledim. Bu ilaçlar verilebilir. Nedir bu ilaçlar? Non-steroid anti-inflamatör dediğimiz ilaçlar, kıkırdak güçlendirici ilaçlar, diz içi kıkırdakları besleyen bir takım şeyler var, sıvılar var. Bunları verebilirsiniz. Şimdi çok artık popüler oldu PRP dediğimiz. Onlar uygulanabilir. Bunlar tabii kireçlenmenin aşamalar var. Birinci, ikinci, üçüncü aşama. Bunlar bir ve ikinci aşamada yapılabilecek şeyler. Üçüncü aşamadan sonra protez. Kıkırdağı yapıcı maddeler. Bunlar PRP ve kök hücre. PRP kanı durduran trombosit dediğimiz şey. Onunla kanını alıyorsunuz. Şeyi, plazmayı trombositten zengin hale getiriyorsunuz. Onu dizin içine veriyorsunuz veya kalçanın içine veya dirsek, omuz nereye olursa. Orada gidip buraya vantuz gibi yapışıyor. Bir takım kemotaksis dediğimiz kimyasal bir takım uyarılarla kök hücreyi oraya davet ederek orada tamirat yapıyor. Kıkırdak tamiri. Onun dışında şey verebilirsiniz. Direkt kök hücre verebilirsiniz. Bunu da genellikle yağ dokusundan elde ediliyor. Karın yağları en uygun yerdir. Karından liposuction denen, yani yağ alma yöntemiyle alınıyor. Onlar özel bir işlemden geçirilerek diz içerisine yine enjekte ediliyor. O da direkt olarak gidiyor orada kök hücreler kıkırdak yapıyor. Tabi bunlar yani en iki belki üçüncü aşamaya da verebilirsin ama dördüncü aşamada bunun hiçbir anlamı artık yoktur. Yani demin gösterdiğim filmde kök hücre de verseniz buna yapacağı fazla bir şey kalmamış demektir. Tabii şeyi de isterseniz öncesinde yani diz niye ameliyat edelim? Evet. Yani nelere, niye koyalım? Kimlere yani niye koyalım? Evet, diz niye ameliyat edelim? Niye ameliyat hasta edelim? Nedeni hocam. Şu. Evet. İnsanlar çünkü diz ağrısı çekince sosyaliteleri de bozuluyor. Yani atıyorum günlük hayatı da bozuluyor. Nasıl bozuluyor? Yani bu hastalarımızdan hep gördüğüm şeyler. İlkin rutin yaptığı her gün işte komşusuna gitme.
Pazara çıkma. Namaz kılma hocam. Pazara çıkma. Günlük aktivitelerini sürdürme. İşte bu evde işini yapma. Diğer taraftan ibadetini gerçekleştirme. Ya namaz kılıyorsan namaz kılmak. Başka bir şey de başka bir şey. Yani bunlar artık universal, tüm dünyayı kapsadığı için bizim için, Müslümanlar için namaz kılma şeyini de yerine getirme. Bunları getirmekte zorlanır. Özellikle dışarıya çıkamama içe kapanıklığı getiriyor. Zaten bu yaş grubu genellikle kendi jenerasyonu yavaş yavaş kaybolup gidiyor. Zaten kalan kişi sayısı az, ancak onlar da irtibat kurabiliyor. Çünkü kendisinden daha alt jenerasyonla daha resmi ilişkiler kuruyor. Yani öbürleriyle daha samimi ilişkiler kurabiliyor. Sosyalliği peki, etkiliyor hocam. Bunu içe kapanıyor bu defa. Depresyona giriyor. Evet. Depresyona girince oturduğu zaman kasını da kullanamıyor. Kasını kullanmadığı zaman aynen daha bir fasit değeri oluşuyor. Bu defa daha da kireçlenmesi artıyor. Çünkü kas zayıf olduğu için kıkırdaklara gelen yük daha da artıyor. Daha aşınma uzuyor. Yani bu kısır döngüyü kırmak gerekiyor. Onun için de ameliyatı, ya gecikse ne olur? Evet, bazen korkuyor hocam hastalarımız. Bence yani gecikse, yani benim şahsi görüşüm, yani bir sürü insan da bu görüşte herhalde, yani mümkün olduğu kadar hasta eğer günlük hayatını etkiler duruma geldiyse, bu ağrılar, bu demin saydığımız problemler, hareket kısıtlıkları, artık ameliyat kararı vermek lazım. Mesela ben bir örnek vereyim. Bir de şey değil yani, tabii ki yaş sınırı var. Nedir? Genellikle biz 60-65 yaş sonrasını bunu şey yapıyoruz, tercih ediyoruz. Bunun nedeni bu koyacağımız materyallerin, konuştuğumuz şey protez tabii. Bu materyallerin bir ömrü olması. Yani bunlar böyle ilelebet koyduğunuzda size fayda sağlamıyor. Yani bunların bir süresi var. Aşınma süresi var. Koyduğunuz malzemenin cinsine göre değişir bu. Yani en iyi malzemeyi bile koysanız, eğer kilosu çok fazla değilse, şey yerindeyse 25-30 sene idare edebilir. Sonra ama aynı protezi atıyorum kilolu bir insana koyduğunuzda kilosuz bir insana koyduğunuz aynı olmuyor. Bu ortalama bir süredir. Benim 30 yıldır olup hiç en ufak bir sıkıntı olmayan bir hastalarım da var. 15 yılda gevşeyeni de var. Yani oraya basınç geliyor, aşınma oluyor, sonuç olarak gevşiyor. Demek ki iki şöyle bir şey, yani erken ameliyat etmenin bir avantajı da şu. Hasta içine kapanınca kilo da alıyor. Yani kilo da veremiyor. Evet. Yani demin dedim ya, kısır döngü oluşuyor. Yani o onu tetikliyor, onu tetikliyor. Sonuç olarak proteze karar verdik. Bunun tabii tercih yaşımız o. Fakat 50 yaşında da yapabilirsiniz, 40 yaşında da yapabilirsiniz proteze. Ama rutin olarak yani tercih edilen 60 yaş sonrası. Ama hasta 50 yaşında dizleri ağrıyor, günlük hayatını sürdüremiyor. Benim bir hastamın bana bir anekdotu var ve benim bir kere hayata bakış açımı da yani o açıdan değiştirdi. Onun diz değil de kalçaydı. Yine böyle ağrısı var. 48 yaşında. Ya dedim biz genelde bunu 60-65 yaşından sonra koyuyoruz. İstersen sen biraz daha idare et. Bu muayenehane ortamında olunca uzun da bir sohbetimiz olmuştu. Dedi ki, doktor bey dedi, sen benim ne kadar yaşayacağımı biliyor musun? Yok dedim. Hiç beklemediğim bir soruydu tabii. Dedi ya sen bana genç yaşta topal gez diyorsun. Ya ben 75 yaşında topal gezmek istiyorum. Hasta şu anda 77 yaşında, en ufak bir sıkıntısı da yok. Yani şu anda çok memnunum. Ona iyi ki o 48 yaşında protezi koymuşum. Yani bunun gibi. Diz de böyle. Diz de biraz daha kolay aşınıyor. Kalça biraz daha uzun ömürlü. Hatta şimdi koyduğumuz malzemede 45-50 senede idare ediyor. Diz, yani benim şahsi tecrübem 30 yıl, 35 yılda bozulmayan protezler de oluyor. Ama genellikle 25-30 sene. Ama bu eğer istediğiniz malzemeyi kullanırsanız, yani her protez böyle değil. Yani bir takım başka protezler var. Bunlar daha erken de gevşeyebilir. Yani orada özellikle o kullanılan polietilenin
çok şeyi var, rolü var. Rolü var. Özelliği olan crossing, yani iyi sağlamlaştırılmış, sıkılaştırılmış polietilen olması lazım ki aşınması geç olsun. Çünkü o aşınınca orada fagositoz nedeniyle gevşemeye sebep oluyor. Peki evet. Hocam bu diz protezlerinin belirli bir ömrü var dedik. Bunların ömrü bitince o zaman ikinci bir ameliyat yapılıyor, tekrar değişimi gerçekleştiriyor. Tabii ki, öyle tabii mi? Ki. Yani günümüzde çok güzel revizyon protezleri de var. Ama ne yaparsanız yapın. Hocam nedir bu revizyon protezi? Yeni bir protez konma işlemi mi? Tabii yoksa tabii. Yoksa var olanı mı şey artık yapmam? O aşınan protezi kaldırıyorsunuz. Fakat aynı tip bir protez koyamazsınız artık. Çünkü orada kemik dokularda kayıp oluyor bir miktar. O zaman daha farklı, buraya koymamışım, keşke koymuş olsaydım revizyon protezini. Onun öyle içeriye doğru, yani şu mesela şurada kalça protezi vardı. Şu bir kalça protezi mesela, şurada olan şu. Bu içeriye küçük bir parçayla tutturuluyor ama onun daha uzun bir sistem koymanız lazım. Daha farklı, onun tekniği, yani yine benzer protez yapmak gerekiyor fakat yumuşak dokuları dengesini çok iyi kurmanız lazım bu şey protezlerinde. Yani ilk yapılan protez kadar kolay değil. Çok daha tecrübe gerektiren daha zor bir şey. Işlem. Daha zor ve ömürleri de şeye göre daha kısa daha tabii. Kısa. Daha kısa. Çünkü oradaki o kemik yapı, yani şu yapı, bunu gösterebilirseniz. Tabii. Bu yapı biz tıraşlıyoruz, onu protezi koyuyoruz. Zaman içerisinde aşınıyor. Aşınınca oraya graft koymak gerekiyor bazen. Yani bazen blok graft koymak gerekiyor. Bazen graft koymak gerekiyor. Ve artı daha farklı bir protez kullanmak gerekiyor. Ve onların her zaman ömrü primer proteze göre, yani ilk daha proteze kısa. Göre biraz daha kısadır. Ve onların ameliyatları da zordur. Çünkü yumuşak doku dengesini kurmak orada biraz daha tecrübe isteyen bir şeydir. Yani siz yumuşak doku dengesini bozarsanız ne kadar iyi ameliyat, daha doğrusu iyi ameliyat demek onu da kurmak demektir. Ne kadar görünüşte sanki hiçbir problem yokmuş gibi ameliyat olsa da zaman içerisinde ağrılar oluyor ve dengesiz yürümeleri ve problemleri oluyor. Onun için o hakikaten iyi tecrübe gerektiren bir şeydir. Revizyon protezleri çok iyi korumak lazım, çok iyi tecrübesi olması lazım. Yani o revizyon protezleri de tabii olabilir. İyi yapılırsa iyidir. Ama biz genellikle, yani benim tercihim çok denenmiş ve kaliteli protez koyup mümkün olduğu kadar tek, uzun süre tek şeyle. Yani siz 60 yaşında da koysanız 90 yaşına kadar, 95 yaşına kadar idare ediyor. Zaten bir insanın da şu anda bekleyen ortalama ömür süresi odur. Evet, ama revizyon protezleri tabii ki var, yapılabilir. Yani belki ömürler uzayacak daha da. Gelecekte belki çok daha kaliteli protezler üretilecek. Bunlar çok daha insanların hayatını daha da kolaylaştıracak. Belki kemik kök hücreyle kendi kök hücresi alacak, kemik yaratılacak, belki o kemik oraya kullanılacak. Yani bunların hepsi gelecekte öngörülebilir şeyler. Yani bizim ömrümüz vefa etmeyecektir ama gelecekte kök hücre bu insanların şeylerini kurtaracak. Yani bu tip şeyleri oraya vereceksiniz, kıkırdak olacak. Öyle temenni ediyoruz tabii hocam. Tabii tabii. Yani öyle, o insanların genetik yapısı ediyoruz. Yani onun da çalışılıyor şu anda zaten. Mitokondriyal düzeyde insanların genetik yapısı çözümlemeye çalışıyor. Mitokondrilerin genetik şeyi çözüldükten sonra kişiye özgü şeyler yapılacak. Protezler tedaviler yapılacak. Ona özgü tedaviler. Yani ilacı mı da verirken ona göre vereceksiniz. Yani bu, yani her kişiye biz şimdi androgenize ilaç veriyoruz. Bunu biz deneyerek görüyoruz ki bazı insanlara aynı ilaç fayda ediyor, bazısına etmiyor. Bazısına midesini ağrıtıyor, bazısına ağrıtmıyor. Bunu biz şimdi ancak deneme yanılmayla görüyoruz. Ama belki ileride insanların genetik yapısı çözülecek. Bu ilaç hangisine daha uygun, ona göre ilaçlar verilecek. Yani bunlar tabii temenniler. Evet. Olacak mı, ben inanıyorum. Olacak, evet, hepsi inşallah olacak. Hocam. Ama günümüzdeki olanaklarımız bu. Yani benim asistanlığım yıllarında, bundan 30 sene evvel
Biz diz protezini koyunca 10 yıl bunun ömrü var diyorduk. Şimdi 25-30 yıl diyebiliyoruz. Demek ki şimdi. Yani bizden sonra herhalde daha çok daha teknik olarak daha geliştirilip belki de çok daha uzun ömürlü protezler de yapılacak. Bir, hocam, bunu bir şey daha söyleyeyim de belki buyurun, kalmasın. Buyurun. Mesela bir ara şey protezler çıktı. Yani hareketli protezler. Yani hareketli dediğim mesela ben protez yapıldıktan sonra dizini 110 dereceden daha fazla kıvırmasını istemiyorum hastanın. Bunun nedeni protezin ömrünü uzatmak içindir. Yani çünkü o yapılan şeyler ne kadar siz fazla sıkıştırırsanız o kadar aşınma fazla olur. Onun için mümkün olduğu kadar fonksiyonel şeyin dışına taşmak istemiyorsunuz. Bir ara mesela hareketli protezler geldi ama onları mesela olmadı. Neden olmadı? Çok çabuk bozuldular. Ömürleri yani o mekanizma da yani ona yetmedi. Çünkü hareketli olduğu için bir süre sonra hemen kırıldılar, bozuldular. Şimdi hareketli protez çok tercih edilen bir şey değil. Yani bu bundan 20 sene evvel, 20-25 sene evvel bayağı bir popüler oldu ama 5-10 senede artık kimse onu kullanmıyor neredeyse desek doğrudur. Peki. Hocam şu konuya geri dönmek istiyorum. Biraz önce hastalarınızın çoğunun mümkün olduğunca ameliyattan kaçtığından bahsettiniz ya. Bu diz protezi ameliyatının geciktirilmesi işlemi, hastanın günlük rutinine etkilemesi dışında herhangi bir tıbbi olarak herhangi bir sorun yaratır mı? Şimdi şöyle diyelim, istersen tüm ameliyatların gecikmesinin nereye neden olacağını evet, söyleyeyim. Mesela artroskopik ameliyatlar da öyle. Şimdi kişilerin atıyorum menisküsü yırtıldı, durmadan sürtüyor, takılıyor. Ya zaman zaman iyi oluyor, işte zaman zaman yine aynı şeyler oluyor. Bunu geciktirirlerse oradaki sürtünmeye bağlı olarak kıkırdaklar bozulacağından kireçlenmeye gidecektir. Siz o ameliyatı yaparsanız tabii ki onu sıfır kilometre yapmıyorsunuz. Fakat en azından sürtünmeyi azaltıp gelişebilecek bir takım problemlerin süresini uzatıyorsunuz. Ama tabii hiçbir zaman biz kimseyi Allah'ın yarattığı gibi bir şey yaratmamızın mümkünatı yok. Ama gecikmenin o tip sakıncaları var. Gelelim bağ olaylarında. Yani özellikle ön çapraz bağ kopuklukları çok oluyor. Sporcu yaralanmasıdır çoğunlukla. Bunlar genellikle genç yaşta. Yani yaşlıda da olabilir de genç yaşta oluyor. Yaşlı insanlarda çok fazla çapraz bağ tamiri, onarımı düşünmüyoruz açıkçası. Daha çok dizlik, ilaçlar, onlar hareket. Ama gençlerin ameliyat olması lazım. Yoksa kireçlenmenin en önemli sebeplerinden biri de bu. Yani mutlaka kireçleniyor. Şimdi senin yaşın uygun değil, benim yaşım ve benim jenerasyonum, benden belki bir küçük jenerasyon da bilir. Eskiden bizim yerli arabalar vardı. Onların aksları vardı. Akslar gevşerdi. Böyle viraj aldığın zaman tık 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 vururdu böyle. Yani o artık yeteri kadar şey olmadığı için, gevşediği için değişik yerler yani şeyin çarpması gibi olurdu ve bu aks keserdi arabalar. Şimdi burada da çapraz bağ kopuk olunca onun gibi stabil olmadığı için diz içerisinde sürtünmemesi gereken yerlere sürtünüyor. Dolayısıyla ne oluyor? Daha fazla aşındırıyor. Çapraz bağ ameliyatının da bir an evvel yapılması lazım. Gelelim diz protezinin geciktirmenin sakıncaları. Bunu zaten demin biraz bahsetmiştik. Biraz daha istersen geliştirelim, evet, açalım. Lütfen. Diz protezi eğer bir insanın günlük aktivitesini, bu ben ağrıdır benim için kriter. Etkileyen bir ağrısı varsa, yani adam diyorsa ben istirahatte de ağrıyor veya işte kalkıyorum mutfağa gideceğim ağrıyor. Bu hastanın aktivitesini bu kısıtlayacaktır. Bu farkına varmayacaktır. İlkin iki defa kalkıp gittiğini bu defa diyecek bir defa gideyim. Giderek ya günde bir defa gideyim der. Bu böyle olup gidecek. Komşusuna da öyle. Ya bugün kendimi iyi hissetmiyorum gitmeyeyim diyeceğim. Bu ne yapıyor? Onu demin söylediğimiz depresyona sokuyor. Artık kasları zayıfladığı için daha sonra yapacağın ameliyatı da etkiliyor. Çünkü sonuçta diz protezi, demin söyledik, aşınabilen bir şey. Buradaki kas gücü ne kadar iyiyse o kadar geç aşınacaktır. Kendi dizi gibi. Dolayısıyla geciktirmenin, ameliyat geciktirmenin
Eğer gerekiyorsa ameliyat. Hiçbir şeyi gerekçesi olamaz. Eğer sağlık problemi yoksa kişinin, yaşı ne olur olsun, 95 bile olabilir. Eğer günlük aktivitesini, günlük şeyini etkiliyorsa, çünkü fizyolojik yaş önemlidir. Benim 85 yaşında öyle insanlar görüyorum ki, benden daha dinç. Yani bu adamın fizyolojik yaşı 85 değil. Evet. Ya bu adamın ne 100'e kadar, 110'a kadar yaşamayacağının garanti şeyi yok. Çünkü mesele budur. Yani siz onun hayat kalitesini düzelteceksiniz. Onun hayat konforunu düzeltmeniz lazım. Kendi işine yetecek, kendi mutlu hissedecek, çevresiyle barışık olacak. Canı yanan insan çevresiyle barışık olmaz. En azından kendisiyle barışık olmuyor. İşine kapanıyor çünkü. Evet, haklısınız. Onun için geciktirmenin bir mantığı yok. Korkmanın da bir şeyi yok. Şimdi çok gerek anestezi imkanları, gerek şeyler, yoğun bakım imkanları oldukça iyidir. Her türlü ameliyat yapılabilir. Tabii ki çok büyük sağlık sorunları varsa hastanın, ona bir şey diyemem tabii yani. Peki hocam, bu konulara diz protezi ameliyatını eklemek istediğiniz, eğer herhangi bir şey yoksa, ameliyat sonrası dikkat edilmesi gerekenlerden bahsedelim mi? Peki yani? Ameliyat sonrası çok ciddi, yani doktorun mümkünse tabii bir fizikoterapist tarafından çalıştırılmasının daha da ameliyat sonrası fizik tedavi daha da öneriyorsunuz iyi olur. Yani hocam, daha iyi olur. Yani biz buna ameliyat sonrası rehabilitasyon diyoruz. Tabii ameliyat oldu, hemen her şey bir günde Hazreti Musa'nın değneği değdi, kalktı, her şey olmadı. Yara iyileşimi var, orada ödem oluşacaktır, zaman zaman sıkıntılar olacak, yara ağrılar olacaktır. Ama ilk başta eğer çok ağrı çekmişse insan, hakikaten ameliyattan sonra kendini çok iyi hissediyor. Yani birinci günden sonra çok iyi hissediyor. Giderek yara ağrılara da düzeldikçe o da rahatlıyor. İkinci işte... Siz diz çevresi kaslarını güçlendirmezseniz proteze bu defa yük binecektir. İşte bunun için de iyi bir rehabilitasyon, fizik tedavi gerekiyor. Yani bunu ben genellikle fizik tedavi bizim ülkemizde alması zor olduğu için hastalarıma öğretiyorum, yakınlarına yapmalarını öneriyorum. Tabii ki bir fizikoterapist tarafından çalıştırılsa, bir süre öğretilse çok daha iyi olur. Böyle bir olanağınız varsa tabii ki fizikoterapi yapılmasında fayda var. Bunun yanında ilaçlar verebilirsiniz, ağrısını dindirici. Mümkün olduğu kadar ilaç az kullandırmaya çalışmamız lazım ama ister istemez ihtiyaç oluyor, ilaç veriyoruz. Bunun dışında ek gıda şeyleri verilebilir. İşte D vitamini gibi, şey gibi böyle hani şeyi güçlendirici, kasları güçlendirici şeyler verir. Ameliyat olduktan genellikle 3 ay sonra hastalar iyi oluyorlar. Dönüyor. Yani yara iyileşme bizim... Ana özellikle Azerilerde bir deyim vardı. Derler ki yaramın çiği var. Yani o yaralarının çiği genellikle o çiğ dedikleri şey o 3 ayda genellikle düzeliyor. Ama bazen 1 yıla kadar uzuyor. Yani bazı kişilerde 1 yıla kadar uzayabiliyor ve onları genellikle de ortalama 25-30 yıl sorunsuz götürüyor zaten. Kullanabiliyorlar sorunsuz. Peki hocam, son olarak diz ağrılarından korunmak için ne yapmak gerekir? Buradan izleyicilerimize siz neler önerirsiniz? Demin zaten sebeplerini saymıştık. Bir kere herkes spor yapacak. Evet. Yani spor dediğin zaman gidip futbolcular gibi bilmem ağır antrenman yapacak anlamda değil. Yürüyüş. Yani günlük ortalama en az yapan 3 kilometre yürüyecek bir kere. İki, karbonhidrattan uzak duracağız. Çünkü biz de karbonhidrattan iki nedenle uzak duracağız. Bir, diyabet bizim ülkemizde oldukça yaygın olan bir hastalık. Eğer siz dikkat etmezseniz, karbonhidrat çok tüketirseniz insülin direnci gelişiyor zaman içerisinde ve diyabet daha erken çıkıyor. Şeker hastalığı daha erken çıkıyor ve şeker hastalığı yani çok sistemik bir hastalıktır ve daha ciddi problemleri var. Yani gözünüzü, böbreğinizi, damarlarınızı bozuyor. Tüm damar olan her yeri bozuyor. Ayağınız kesilebiliyor, ayağınızda yaralar olabiliyor. Dolayısıyla demek ki beslenmemize dikkat edeceğiz. Bir, spor alışkanlığımız olacak. İki, onun dışında mümkünse 50 yaşının üstünde kesinlikle birinci kattan daha yukarıda oturmamalı eğer asansörü yoksa.
Asansör varsa o bu söylediğimin dışında mümkün olduğu kadar merdiven inip çıkmaktan kaçınacağız. Namazı eğer dizimiz çok ağrıyorsa belli bir dönem oturarak kılacağız. Bunun dini açıdan da hiçbir zararı yok. Çünkü hatta yani benim şeyim değil, hocalarla olan irtibatımızda denilen şu: eğer bir insan bilerek onun kendisine zarar vereceğini bilerek yapıyorsa şirk yapıyordur. Çünkü Allah hiçbir zaman insanlara sağlığını bozsun diye, bilmem ne, başka ona zarar versin diye bir işlem yapmaz. Bunun yöntemi var. Ne oluyor? Oturarak kılsın. İnsan gözüyle de namaz ibadetini yapabilir. Yani bu şey değil ki. Önemli olan Allah'a dönüp ona trans olmak. O anda pişmanlık duymak, her şeyden uzak durmaya çalışmak. Yani ibadetin anlamı bu. Yoksa Allah'ın kimsenin ibadetine ihtiyacı yok. Maksat o yarattığı kulların zaman zaman pişmanlık fırsatı vermektir. İbadetin anlamı budur. İbadet yoksa yani kimseye zarar versin diye, zorlasın diye şirk olur o zaman. Ben bir örnek vereyim. Babam şeker hastası adam, ya ikide bir oruç tutuyor adam. Hipoglisemiye giriyor. Hadi bilmem ne yap. Yok illa ben tutacağım. Bak getirdim sağ olsun bizim Selahattin abiye. Dedi ya amca sen böyle, yani böyle Allah göstermesin ölürsen cehennemlik olursun. Bu şirktir. Allah kimseye sen git kendini öldür demez ki. Evet, vücuda zarar veya kimseye vücuduna zarar ver demez ki. Yani böyle bir şey yok. Yani onun için ibadet değil, her şeyin bir kuralı var. Oruç tutamıyorsan yapacağın şey günlük belli bir fitre mi deniyor? Onu vereceksin. Evet, olup gidecek yani. Bunun başka bir şeyi yok yani. Bunun yolu da kolay. Onun için insanların Diyanetin yani bir takım şeylerin arkasına saklanmasına gerek yok. Evet. Lütfen sağlıklarını korumak ibadettir. Şey de işte Ralph'ın dediği gibi diyor ki sağlıktan büyük zenginlik yoktur diyor. Evet öyle. Öyle gerçekten. Yani buna dikkat etmek lazım. Evet. Sağlık önceliğimiz. Hocam, önemli bir şeydir yani hepimizin. Programın sonuna doğru yaklaşırken buradan izleyenlerimize söylemek istediğiniz son olarak ne söylemek istersiniz? Nelere dikkat etsinler? Vallahi demin dedik ya sağlık en büyük zenginliktir. Sağlıklarına dikkat etsinler. Egzersizi muhakkak yapsınlar. Tabii yani bizim yani konuşulacak bir sürü konu var. Bu basit bir neredeyse devede bir kulak gibi bir konu. Evet. Ama yani bir sürü sağlığımızdan koruyacak bir sürü şeyler var. Sağlığımızı korursak yani yiyecek ekmeğimiz de varsa illa hamam sahibi olmamız gerekmiyor. Yani öyle. Mutlu olmanın bu yolu da budur. Yani çok hırslı da olmamak gerekiyor. Yani illa her şey olsun. Daha doğrusu bunun sınırı yok yani. Evet. Öyle. Dünyada şeyin sınırı yok. Haklısınız onun için hocam. Sağlıklarını korusunlar, sağlıklı olsunlar ve sağlıklı yaşasınlar. Herkese sağlıklı yıllar, seneler, aylar, günler diliyorum. Teşekkür ederiz hocam. Çok size sağ olun. Size de teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim hocam. Elinize, ayağınıza sağlık verdiğiniz değerli bilgiler için. Sizi yeni programlarımızda da inşallah ağırlamak i̇nşallah isteriz hocam. İnşallah siz konuyu belirleyin, problem yok. Peki. Benim peki eğer hocam. Yani bilgi alanım dışında içindeyse hiç sorun yok. Teşekkür ederiz hocam yani, tekrardan. Problem yok. Peki hocam. Sevgili Kanal 12 izleyicileri, 12'de Sağlık programının sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doktor Ayhan Özgündüz ile diz protezleri ve diz ameliyatları hakkında konuştuk. Yeni bir programda görüşene dek sağlıcakla kalın, hoşça kalın.